Yani gece gelir gelmez öldü diyorsunuz. Muhallebicide bulduğumda çok kötüydü. Hayır, babamla ne konuştuğunu da bilmiyoruz. Suna bana da hiçbir detayı anlatmadı. Belki gelince anlatır hepimize. Detay bilip ne yapacağız ki? Detaylık bir şey yok yani. Babam işte kovdu Suna'yı evden sonuç olarak. Bence şu an biz ne yapmamız gerektiğini konuşalım. Bence biz Suna'yı alıp artık eve götürmeye çalışalım. Burada kalmasın yani daha fazla. Zaten kusura bakmayın Necat Bey ama başından beri çok saçma bir şeydi bu oyuna kalkışmanız. Biz en başından beri ne yaptığımızın farkındaydık. Her şey kızım içinde. O beni en zor zamanında yalnız bırakmadı. Ben de onu yüzüstü bırakmam, merak etme. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne bedel ödemem gerekiyorsa ödemeye hazırım. Ben de ondan korkuyorum zaten. Aa. Ne oluyor burada? Allah'ım, öldük meraktan. İyi misin sen? Gel buraya. İyi ya. Canım güzelim benim. Bir sürü misafirimiz var. Baba, neden herkes bize geldi? Hoppa. Neden gelmişler? Çünkü bizi çok özlemişler. Ama biz annemle anne kız günü yapacaktık. Bak ya. Kovuyor musun bizi kayra böceği? Yok da parka gidecek. Beraber oradan da sinemaya. Değil mi bu tane? Hı hı. Sen emin misin böyle bir şey yapmak istediğine bugün? Evet, eminim. Tamam. Fıstık'ım, annenle dışarı çıkmadan önce Serkan amcanla fırına gidip bize ekmek alır mısın? Hep birlikte kahvaltı yapalım. Olur. Çok iyi fikir. Ben de geleceğim. Koşma, yakalayamam seni. Ben yine de koşacağım. Çok yavaşsın sen de. Çok konuşma, ısırırım yanağını. Ben yakalayacağım seni o zaman. Hayır. Tamam, hadi. İyi misin? İyi miyim? Pardon, özür dilerim. Sizi görmedim. Önemli değil. Tatlım, iyi misin? İyi miyim? Kusura bakmayın. Yok, hiç sorun yok. Benden kaçarsan böyle olur işte kayra böceği. Yine kaçarım. Yine kaçarım. Suna, sen ne yaptığını farkında mısın? Evet. Ben Kayra'ya verdiğim sözü tutacağım. Bütün bunlar oldu diye bir de onu üzmeyeceğim. Delireceğim ya. Sen inadına mı yapıyorsun Suna? Hı? Babam seni evden kovdu, evden. Ne istiyorsun daha? Ne olması gerekiyor? Suna bak. Bu işin devam ettiğini öğrenirse babam seni asla affetmez. Af dileyen kim ya? Ben affedilecek bir şey yapmadım ki. Ayrıca şu saatten sonra babamın ne düşündüğü umurumda bile değil. Eve de dönmeyeceğim. Tabii sen bitirmek istemiyorsan. Tabii ki istemiyorum. Sen ne karar verirsen ver arkandayım. Kafayı yiyeceğim ya, yok. Ben gerçekten kafayı, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz şu an ya? Ben ne yaptığımın farkındayım abla. Sen ne yaptın biliyor musun? Sen babama kocaman bir yalan söyledin. Yetmedi, bizi de dahil ettin bu yalana bir güzel. Ya Suna, sizin fotoğraflarınız dergiye çıkıyordu, dergiye. Ya babam sana azıcık küçücük kızmış, çok mu ya? Kovdu beni abla. Kovdu, her şeyi ona anlatmama rağmen beni kapının önüne koydu. Bana... Ne? Böyle istedi. Böyle olacak. Şimdi daha fazla söyleyecek bir şeyiniz yoksa benim Kayra'yla programım var. Sakin olsak, daha yapıcı konuşsak birbirimize diyorum. Sen yine aynı şey yapıyorsun, farkında mısın? Yine Suna'yı değil, Necat'la Kayra'yı düşünüyorsun. Yine aynı şey yapıyorsun, çok güzel. Kararım değişmeyecek. Kalk Rafet, gidelim. Ben Suna'nın böyle kendini perişan etmesine dayanamayacağım. Hadi kalk. Saniye, dur ya. Kalk. Yok yok, konuşacak hiçbir şey yok artık. Bu olmadı Suna. Hem de hiç olmadı.
Her şey yoluna girecek, sana söz veriyorum. Ben bugün boşum. Üçümüz gezelim mi? Ne dersin? Yani anne kız günü dedik ya. Kayra ile ikimiz olsak daha iyi olur. Beni istemiyorsun yani. Öyle demek istemedim tabii ki. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Önemli olan senin iyi olman. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Çok iyiyim. Suna babam bir şey mi dedi? Anlatmadığım bir şeyler var gibi. Ben seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Yanında olup yaralarını sarmak istiyorum. Söyle bakalım bana. Senin için ne yapabilirim? Bunu yapma Nicat. Ellerimi tutma, bana böyle yaklaşma. Konuşmuştuk bunları. Kusura bakma. Ama tutamıyorum kendimi, ne yapayım? Elimde değil. Gel bakalım balarısı, gör 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 gör. Geldik. Gör bakayım. Ah, senin benim. Biliyor musun? Biz yolda yürürken yakalamaca oynadık. Serkan amcam koşamıyor. Bacak kadar boyu var, bir o kadar da dili var ya. İyi o zaman, biz çıkalım artık ha. Hadi bakalım. Aa, anne bir şey söyleyeceğim. Hani hep beraber kahvaltı yapacaktık. Saniye teyzeler falan gitti mi? Gittir arabalarım. Biz dışarıda ederiz. Gel. Ya emin misiniz? Kahvaltı yapsaydık hep birlikte balım. Ama eğer kahvaltı edersek o zaman parktan sonra sinema yetişemeyiz. Evet. Hadi baba. Görüşürüz. Görüşürüz böcek. Görüşürüz böcek abla. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Suna hiç iyi değil. İyi görünüyor ama değil. Onu tekrar ayağa kaldırmak istiyorum. Kafamda bir şeyler var aslında. Hep birlikte muhallebicide olalım istiyorum. Kendini orada iyi hisseder. Çok iyi fikir Necat Bey. Ben bir ustalarla konuşacağım şimdi gidip. Bakalım ne yapabiliyorlar. Hemen bitmez gerçi ama en azından bir etrafı toparlasınlar biz gelene kadar. Sonra devam ederler zaten. Suna'yı tekrar mutlu görmek istiyorum. Siz de geliyorsunuz tabii ki. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Herkesi toparlama işi bende olsun. Tamam, Saniye ile Rafet de ikna et, olur mu Burcu? Bunlar sende o zaman. Tamam, tamam. Ben gidiyorum, haberleşiriz. Necat Bey. Gitmeden size söylemem gereken bir şey var. Hatta Serkan Bey söylesin. Hatırlatayım Hande Hanım'la ilgili. Söyle. Evet Hande, tedarikçilerden birini değiştirmek istiyormuş. Senin onayın mı ne lazımmış, öyle bir şey çok da önemli değil ya. Tamam, nasıl istiyorsa yapsın. Başka bir şey? Yok, başka bir şey yok. Haberleşiriz.